Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala kıssalarını Kur'an-ı Kerim'de keltirgen nebilerden biri Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselamın nam-ı şerifleri Kur'an-ı Kerim'de 130 merteden ziyade ravişte zikir kılingen. Yani namları, kıssaları en köp zikir kılingen nebi Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam hesaplanadılar. Başka nebilerinin hem zikirleri var, lakin bu derecede köp tekrar tekrar kelgen nebilerinin namları, kıssaları yok. Değerlik Kur'an-ı Kerim'de köplab sureleri de Musa aleyhisselam'ın kıssaları ya uqtası, ya bir bölge, ya ki bir ikide sözü bulup, kayta kayta kelgen. Bunun esasi sebebi ulamalarımızın hulasası şu ki, Musa aleyhisselam ve o kişinin kavmi bulmuş Bani İsrail, bu dünyada Allah'ın kitabını hayatka tatbik kılıp yaşayan kavm hesaplanadı. Başka nebilerde bu derecede bulgen emez. Varaklar düşken, ya ki addi vahiy bir haber kegen halas kitap derecesi ki yetmegen, ya ki kitap bosa hem tola amal kırış şeklige utmegen haletleri bogen. Anacı itibardan Bani İsrail, Musa aleyhisselam ve Tevrat, mumun musulmanlarga örnek buluş derecesi ki en yakın haleti bogen. Şunun için, ulardan örnek alış, ularının mana şu baradagi, yani ki Allah'ın kitabını hayatka tatbik kılış barasidagi hatalarını tekrarlamazdik, kamchiliklariga yol koymazdik manaları bar uchun ularının kıssaları ko'p kelgan, tekrar tekrar kelgan, batafsil kelgan, başıdan ayak kelgan. Maksat şu, ana şu etibardan Musa aleyhisselamın namlarını o'zi 132 martadan ko'p Qur'onda zikr qilingan. Uzun suralarda ham, qisqa suralarda ham, Makki suralarda ham, Madaniy suralarda ham kelavergan. Chunki haligi aytganimizdek o'xshashlik joylari bor har bir sohada. Hammamizga ma'lumki Musa alayhissalom Misrda hayot kechirganlar, o'sha yerda tug'ilganlar, shu yerda o'sganlar. Qana qilib Bani Isroilni katta nabiysi Misrda tug'ilib, u yerda payg'ambar bo'lib, u yerda u kishiga Allohning vahiyi kelishi mumkin degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni tarixi Yusuf alayhissalomga qaytib boradi. Yusuf alayhissalom ana Yaqub alayhissalomning o'g'illari, Isroil alayhissalomni, ana Bani Isroilning asoschilaridan bittasi. Qissalarini o'tganimizda ma'lum bo'lganki, akalari otalaridan rashk qilib quduqqa tashab qo'yishganda bir karvon topib olgan, ular Misrlik bo'lgan, Misrga oborib sotib olgan. Va o'sha yerda Yusuf alayhissalom birovnikida xizmatkor bo'lib yurganlar. Keyin qissalarini o'tdik, nabiy bo'lib Misrni bosh vaziri darajasiga ko'tarilib, hamma xazinalar u kishining qo'lida bo'lib, ana akalari yurtlarida ocharchilik bo'lib, qiyinchilik, qahatchilik bo'lganda yordam so'rab kelib, oxiri tanishib, ota-onamni ham, qavmi qarindoshlarini ham olib kelinglar deganda Yusuf alayhissalomning orqalaridan kelib joylashib qolishgan. Endi Yaqub alayhissalom katta nabiy ko'chib kelganlaridan keyin u kishining ummatlari ham orqalaridan kelgan. Tanish bilishlar ham kelgan, shu yerda qaror topishgan, shu yerda demak maishat o'tkazish, turmush
tashvishlarini yengillashtirish uslublarini topganlaridan shu yerga kelib Misrga joylashib qolishgan. Lekin baribir ular ozchilikni tashkil qilishar edi. Xususan Yusuf alayhisalomning vafotlaridan keyin hukmda ularning vakili qolmagandan so'ng yerlik aholilar ularni azgina tazyiqqa olishni boshlashgan. Borib-borib bir xudolik da'vosini qilgan Fir'aun podshoh bo'lganda bularga juda ham qattiq zulm o'tkazishni boshlagan. Fir'aun degani qadimgi davrlarda Misrga podshoh bo'lgan odamning laqabi. Hozir mana prezident deyishyapti, bosh vazir deydi, yana qandaydir nomlari bor davlat boshlig'ini. Ana o'sha Fir'aun degani davlat boshlig'i degani. O'zi u odamni tug'ilganda ota-onasi qo'ygan ism boshqa bo'ladi. Musa alayhissalomning davridagi Fir'aunning nomi Ramses II bo'lgan deydi tarixchilar. Lekin Misrga podshoh bo'lishi bilan Fir'aun deyilaveradi. Ana o'sha Musa alayhissalomning davridagi Fir'aun nihoyatda tug'yonkor odam edi, zolim odam edi. Xudolik da'vosini qilib, "Men Allohman, Xudoman" deb hammaga "Menga ibodat qilinglar" deb buyurar edi. Bu gaplari keyinchalik qissaning ichida chiqadi. Shu bilan birga Bani Isroilga alohida qattiq zulm o'tkazar edi. Chunki Bani Isroil nabiy ko'rgan, Allohning ilohiy ta'limotini olgan, shariatda yurgan, oq qorani taniydigan, zolimni adildan ajratadigan, ma'rifatli xalq edi. Shuning uchun bulardan qo'rqar edi. O'zini xalqi o'sha shirkda yurgan, butga cho'qingan, nima qilsa qilgan, ularni qayoqqa bursa o'sha yerga burilib ketaverar edi. Shuning uchun ulardan ko'ngli to'qidi. Lekin Bani Isroildan nihoyatda qo'rqar edi, shuning uchun ularni ko'zini ochirmas edi. Turlik zulmlarni qilar edi, chora tadbirlarni ko'rar edi. Nima qilsa qilsinki, bular bir erkin nafas olmasin, bo'sh qolmasin. Ana mana shunday qilib borib, nima bo'lsa, ana shu o'zini hukmi, o'zini xudoning da'vosi boshqasiga putur yetishidan qo'rqaverar edi. Buni yaxshi bilib olgan uni gumashtalari borgan sari Bani Isroilga qarshi uni qarab qayrashib boraverar edi. Bir vaqtlarda porbillari aytdiki, "Sen xudosan, Misrni boshqaryapsan, podshohsan. Biz fol ochsak ayon bo'ldiki, shu Bani Isroilni ichida yaqin orada tug'iladigan bir bola seni boshingga yetar ekan. Podshohligini qo'lingdan tortib olar ekan. O'zingni halok qilar ekan. Fol. Nima qilish kerak? Buning uchun endi shu Bani Isroildan tug'ilgan o'g'il bolalarni hammasini o'ldirib turish kerak. Uni qaysi birligini birov bilmaydi. Shuning uchun tug'ilganini o'ldirib turilsa, ana shu baloni oldi olingan bo'ladi", deyishdi. Fir'aun shu amrni berdi. Har bir homilador Bani Isroillik ayolga bittadan qorovul qo'yildi. Doya xotinlardan. Birga yuradi. Haliga ayolni to'lg'oq tutib, demak, tug'adigan bo'lsa qarab turadi, qiz tug'ilsa qo'yib qo'yadi-da, o'g'il tug'ilsa o'g'il tug'di deb oborib bolani so'yishadimi, nima qilsa qiladi, o'ldirishadi. O'g'il bola qolmasligi kerak. Ularning niyati, Fir'avnning niyati shunday qilib boraversak, Bani Isroilda erkak zoti qolmaydi, xotinlarning qo'lidan hech narsa kelmaydi degan taxminlari bor edi. Ana shu, demak, vaziyatda nihoyatda shiddatli bir paytda Alloh subhanahu va taolo demak o'zi iroda qilib Musa alayhisalomni tug'ilishlarini va u kishini demak keyingi chora tadbirlarini o'zi ko'rdi. Bu haqida avvalgi aytganimizdek Qur'oni Karimda juda demak oyatlar ko'p, lekin eng tartibli, eng yaxshi bir vasf qilgan narsalar Qasos surasida kelgan. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minashaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna fir'auna ala fil ardi va ja'ala ahliha shi'an."
يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ. Firavun yeryüzüde tuğyanga gitti. Balant gitti. Ve o şey Mısır ahalisini guruh guruhlarına bulup taşladı. Yani bulup taşlasa, onlarını üstünden kapını otkazış asan. Bulup bulup hammasını birbirine karşı koydu. Ana şu bulungenlerden bir taifesini zayıf halk saplaydı. Bunlar Bani İsrailler. Bularını zayıf halk saplaydı, adam orunda körmeydi. Ne maksa koledan kegenini kıladı, zulümge, istibdatge aladı. Ana yuzabbihu abnâehum, oğullarını soyadı. Yestahi nisâehum, kızlarını tırık halide koyadı. Bana şundek, halat yüzege kirdi. Kiyinci ayette Allah Teala dedi ki, lekin biz o şey zayıf hal bölgelerine minnet kılışını, öz nimetimizini verişini isteyimiz. Gelecekte onlarını adamlarına imam yolbaşçılar kılamız. Yeryüzünü köpkine narsalarına onlarını mirasağız kılamız deyip, ezilip, oğulları soyulup, hiç nesege yaramayı durgan bir hal Bani İsrail'e gelecekte Allah-u Teala ulu kılamalarını kılıyordu. Özünün recesini avvaldan ilan koyuyordu. Ana ondan keyin Firavun ve onun vaziri Haman ve ikavunu demek askerlerine hemmesine özleri korkup yürgen narsalarını başına salışını hem Allah Teala vaada kılıyordu. Ana eşinden keyin ve vahayna ila ummu Musa an irdi'ihi deyip biz Musa'nı anasına ilham verdik, korkma onu emzavur dedik deydi. Demek o şimdi halette Musa aleyhisselam tuğul geldiler. Tuğul geldiler de öldürülmeye kalışken haligiler. Kur'an-ı Kerim'de ya ki hadiste yok, lakin tarihçiler etedi ki anası hamiledarlığını cüda kattık yaşırken, şimdi yürgen, keyin bari bir bilip kalıp o şu daya hatırlar havara abdursa hem özünü tolgak tutken diyem bildirmesinden tanrıga ot koyup durken de tutken deyledi. Korkkanından şuları öldürmesinde balanı tanrıga taşese o şu ot alav bir gül bulup balanı kabul kıgen de nereye paylaşçılarının közüge hiç nesi yok. Tanrını da alav yan yaptı, bala kagen. Şimdi balanı uşap kütarıp emizip yürüşgeyem takatı yok. Çünkü haligiler görse darrağı alıp balanı parçalaydı, yok kıladı. Hayran halat, nima kılışını bilmeydi. Ozu tukkan farzendi, ozu emizi bakışka imkanı yok. Ana şunda Allah, ana Musa aleyhisselamın analarına ozu ilham verdi. İlhamda etti ki, emiz, korkma. Eğer onu canıga azar yetişiden korkadan bulsayın, bir sandukka sal da daryoga oqizi var. Uni senga düşman bo'lgan, menga düşman bo'lganlar o'zlari uchun boshlariga ofat sifatida olib o'zlari boqadi. Ya'ni bitta oyatda Alloh taolo bir necha buyruq bergan, bir necha vahiy qilgan va bir necha va'da bergan. Shu va'dalarning ichida inna la radduhu ilayki. Sen tashavvor bo'lanmi? Ariq nimaga? Daryoga? Biz onu senge kaytaramız. Elbette kaytaramız. Sağ salamat buladı. Ve biz onu mursalillerden, rasullerden, peygamberlerden kılamız deyip şimdi tuğulgan bolanı vadesini Allah Ta'ala verip koyadı. Hakikatten Musa aleyhisselamın anaları haligi Allah'ını yuvargan ilhamını doğru düşündüler de amal kılıp bolanı bir sandıçaya saptırıp daryoga oqiz vardı. Daryoga oqizish bilan birga qizlariga Musa aleyhisselamning opasiga san izidan borchiq nima bo'lar ekan deb tayinladi. Haligi opa demak ukasi oqib ketyapti sandiqda daryoni bo'yidan poylab bordi orqasidan sekin bordi. Sandiq oqib oqib borib turib aylanib Firavunning bog'iga kirdi suv bilan. Bağda yürgenler körüp, yürüp gelip, açıp, alıp, karasa, bala.
Ana shunda aytiladiki, bu ham Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, tarixchilarning gapi. Firavun o'ldiramiz buni dedi. Xotini yo'q dedi. Tarash bo'ldi va xotinining so'zi Qur'onda keladi. Qurrata aynin di valak. Menga ham senga ham bu ko'z qarochig'i bo'ladi. Olaylik, boqaylik. Ehtimol o'zimizga o'g'ir qilib olarimiz deb xotin gapini o'tkazdi eriga. Xo'p deb keyin uni olishdi. Olishgandan keyin endi chaqaloq bola, yangi tug'ilgan, tug'ilgan kuni oqizilgan. Birov emmasa, emizdirmasa bo'lmaydi. Keyin bular emizuvchi qidirishni boshlashdi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va harramna alayhi al-maradi'a." Biz emizuvchilarni unga o'tmaydigan qilib qo'ydik. Harom qilib qo'ydik. Ya'niki qaysi ayolni olib kelib ko'kragini solsa, chaqaloq emmayapti, boshini tortayapti, boshqa qilyapti, emmayapti. Haligilar nihoyatda g'alati bir holatda qoldi. Nima qilishini bilmaydi. Boqamiz deb olishgan, boqisholmayapti. Shunda haligi orqalaridan poylab kelgan Musa alayhisalomning opasi aytdiki, "Men sizlarga bir oilani ko'rsataymi? Bu bolalaringizni juda yaxshilab boqib beradi ular" dedi. "Agar sizlar xo'p desalaringiz, men odam topib beraman" dedi. Endi ular jon-jon deyishdi-da, chunki noiloj turishibdi. Xo'p dedi, o'zini onasini ko'rsatdi. Ana o'sha yerda Alloh taolo aytadiki, "Mana biz va'daning ustidan chiqdik, bolangni o'zingga qaytardik. Ko'zing quvonchga to'lsin, marhamat, boqaver endi bolangni." Ana o'shunday qilib bolaning sababidan opasi ham, onasi ham Firavunning qasriga kiradigan, chiqadigan haligi Firavunning ahli o'zi bilmagan holda o'zining dushmanini jon fido qilib boqadigan qilib qo'ydi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi kelsa shunaqa bo'ladi. Yana bir Qur'onda hadisda yo'q tarixchilarning aytgan gaplaridan bola sal o'ynab qo'lda ko'tarsa bir harakatlanadigan bo'lganda deydi, Firavun ham qo'liga olgan ekan. Qo'liga olganda o'ynab turib soqolini tortib yulib olgan. Bolalar shunaqa bo'ladi. Yulib olganda u yana haligi shaytoniy xayol kelgan. "O, meni boshimga yetadigan shunga o'xshaydi. Hozir kichkinaligidan boshladi bu." deb yana nimani xavf sarasini boshlab buni o'ldirish kerak deganda xotini, qanaqasan bu kichkina bolada. Hamma shunaqa qiladi, buni aqli yo'q. Shunga ham shuncha dodavoy qilasanmi? Desa, "Yo'q, menda oxiri ket, bo'lmasa sinab ko'ramiz." Nima qilib sinaymiz? Ikkita idish olamiz. Biriga cho'x solamiz, biriga tilla solamiz. Qani bola qaysi birini olar ekan? Degan deydi. Bu aytamiz Qur'onda yo'q, hadisda ham yo'q, tarixchilarning gapi. Keyin haligini qilib olib kelganda Musa alayhissalom qo'lini tillaga uzatayotganda farishtalar cho'qqa burib qo'ygan deydi. Cho'g'ini olib og'ziga solgan. Keyin tasha-tasha deb tashatishganda ana ko'rdingmi? Bolada bu. Degani o'shanda tillari bir oz nima bo'lib, tillarida nima asari qolgan. Keyin nimada keladi? "Mani tilim uncha namaz ravon emas" degan o'zlarini gaplari Qur'onda keladi. Ana shunday bo'lib, demak Musa alayhisalom Firavunni o'zini oilasida ichida uni qo'li bilan, xotinining qo'li bilan tarbiya topib, asta-sekin demak unib o'sib, voyaga yetib keldilar. Ana o'sha voyaga yetganlarida Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Falamma balagha ashuddahu wastawa." Ya'niki balog'at yoshiga yetib to'lganda va undan o'tganda, yetuk bo'lganda deyapti. Shunda demak ulamolar aytadiki, arablarda balog'at ashudduga yetdi degani 18 yoshdan 30 gacha deydi. To'ldi, to'la bo'ldi degani 30 dan 40 gacha. Ataynahul hikmata val kitoba. Biz unga hikmatni berdik, kitobni berdik, ya'ni nabiy qildik. Demak, Musa alayhissalomning nabiy bo'lib Alloh taolo tarafidan tanlanib olish vaqtlari 30 yoshlari bilan 40 yoshlarining orasida bo'lgan degan istinbotni ulamolar qilishadi
mana shu oyatdagi falamma balag'a ashuddahu vastava degan so'zdan. 30 va 40 yoshlari orasida, demak, Musa alayhissalom payg'ambarlik keldi. Ana shunda yana bir qissa boshlanadi. Bir kuni shaharda odamlar g'aflatdalik holida deydi Qur'onda. Tafsirda aytiladiki, g'aflatdagi holida degani kun qizigan paytda hamma uyiga kirib uxlaydigan paytda, dam oladigan, salqinlaydigan paytda. Qattiq qiziq, ya'ni ki havo issiq bo'ladigan o'lkalarda peshindan keyin butun ko'chalar bo'shab qoladi. Hamma kirib shu salqinlab yo uxlab yo bir salqin ichimliklarni ichib ko'chaga chiqmay turadi. Chiqsa u odam o'zi juda qattiq bir qiyin holatga qoladi issiqdan. Ashunday holatda ketyapsalar ikkita odam mushlashyapti. Unda qarasa bittasi Bani Isroildan, bittasi haligi Qibtiy deydi Misrning yerlik aholisidan. Ikkovi bir-birini shu o'ldirish uchun harakatda mushlashyapti-yu, mushlashib turib Bani Isroildan bo'lgan odam Musa alayhissalomni ko'rib qolib, "Voy, menga yordam ber" deb yordamga chaqirdi. O'zi mushlashyapti biroq bilan. Musa alayhissalom, "Bu bizni qavmni uryapti-yu, bu" deb borib haligi Qibtiyni, yerlik Misrlik odamni bir urug'da o'lib qoldi. Musa alayhissalom bu ishlariga afsus qildilar. "Bu shaytonni ishi bo'ldi-yu" dedilar. Keyin Allohga tavba qilib, Alloh tavbalarini qabul qildi, yana jo'nab ketdilar. Ertasiga yana o'shunaqa vaqtda yana kelyapsa, kechagi qabiladoshi yana boshqasi bilan urushyapti. Yana shu holat, yana mushlashuv, yana shu bir-birini o'ldirishga intiluv, yana yordam so'radi. Yordam so'rovdi, Musa alayhissalomning achchiqlari chiqdi-da, "Sen o'zi ahmoq odam ekansan. G'aviy, ig'vogar ekansan. Yomon odam ekansan sen o'zi" dedilar. Haliginga tahdid qilib so'kkanlaridan keyin yana rahimlari keldi-da, "Nima bo'lsa ham o'zimiz odammi" deb yana haliga dushmanga bir buni himoyasini qilib zarba berish uchun intilib qoluvdilar. Haligi meni so'kib turib menga kelyapti, meni uradi deb o'yladi-da, "Nima, kecha odam o'ldirganingdaqa meni ham o'ldirmoqchimisan?" dedi. "Kecha birovni o'ldiruvding, endi bugun meni o'ldirmoqchimisan?" deb kechagi o'zini sababidan odam o'ldirilganini yashirin narsani oshkor qilib qo'ydi. Oshkor qilib qo'ydi. Ana o'shundan keyin demak xabar tarqadi-da, Musa alayhissalom xavf ostida qoldilar. Keyin o'sha Bani Isroildaga qarshi bo'lgan, ya'ni Fir'avn ahlidan bo'lgan bir odam juda tezlab yugurib keldi-da, "Musa, sen ehtiyot bo'lgin. Bizni qabila qavmimiz seni o'ldirish uchun til biriktirishyapti, hozir maslahat qilishyapti. Sen demak chora tadbiringni ko'rgin" deb haligi odam kelib xabar berdi. Ana o'sha demak xabar bergandan keyin nima bo'lganini inshaalloh kelasi suhbatlarimizda demak davom ettiramiz.